Farsure Podcast'ten herkese merhaba. Rabia Çetin ben. Teknik Masa'da Oğuz Bakır ve Van'dan gazeteci arkadaşım Ruşen Takva ile Van'da yaşandığı iddia edilen göçmen faciasına ilişkin konuşacağız. Van'da günlerdir yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle bu hafta peş peşe iki çığ düşmüş ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. Çığ altında kalanların cansız bedenleri çıkartılırken son bir kişi için arama çalışmaları devam ediyordu. Ancak son iki gündür yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiği açıklanmıştı. Çığ felaketinin sonuçları hala konuşulurken Van'a ilişkin bir iddia daha atıldı ortaya. Özellikle sosyal medyada dün akşam İran sınırında bulunan Van'ın Çaldıran ilçesinde 13 mültecinin donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Göçmenlerden 3'ünün Kobanili, 10'unun ise Afgan olduğu belirtilmişti. Van Valiliği ise ajanslara yaptığı açıklamada dağda geçen bölgeye gitmek için hava şartlarının düzelmesini beklediklerini duyurmuştu. Biz de Van Barosu'ndan Göç ve İltica Komisyonu üyesi Avukat Mahmut Kaçan ve İnsan Hakları Derneği Van Şube Başkanı Murat Melet ile bu iddialara ilişkin konuştuk. Ruşen de Van'daki son durumu aktaracak bizlere ama önce Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi Avukat Mahmut Kaçan'a kulak verelim. Mahmut Kaçan Van Valiliği'nin yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama yapıyor aslında. İddiaların gerçek olup olmadığını ancak bölgeye ulaştığında kesinleşeceğini söylüyor. Bu sosyal medyada öyle bir iddia dolaştı da yani bir vatandaş sanırım İnsan Hakları Derneği'ne yani bir ihbarda bulunmuş. Sonra bunun üzerine bir tweet yayınladılar. Ondan sonra Van Valiliği de bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yani jandarmayı da bir kadın aramış. Bu şekilde bir ihbarda bulunmuş. Ama işte bu İki gündür Van'da hani hava koşulları oldukça kar yağışı var, soğuk. Yani sınırın yani iddia edilen yere ulaşım sağlanamamış. Dolayısıyla şu anda henüz daha bulunmuş bir ceset falan yok. Yani henüz iddia olarak duruyor daha yani. Önümüzdeki hafta içinde zaten eğer hava düzelir de yani kolluk güçleri oraya ulaşıp böyle bir şey olursa zaten biz de detaylı olarak müdahil olacağız yani o süreci. Şu anda Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yine sınırda donma tehlikesi geçirip el ayakları donan 5 Pakistan ve 5 kişilik de bir Afgan aile var. 3 çocuk bunların. Biz bugün onlarla bir görüşme yaptık hastanede. Bu şekilde hani onların sınırdan girerken işte kaçakçıların kendilerini yarı yolda bıraktığını, kendi imkanlarıyla geçmeye çalışırlarken bu şekilde hani donma tehlikesi geçirdiklerini yakınlarda bir köye sığındıklar. Yine o köyde bulunan birkaç kaçakçının kendilerini hastaneye getirdiğini söylediler. Yani Pakistanlılarla görüştük yani açıkçası bir yani mülteci olma şeyi yok. İstanbul'a çalışmaya gidiyorduk diyorlar. Yine de oraya gitmek istiyorlar diyor. İki tanesinin parmaklarının ampute olma olasılığı çok yüksek. Yani çok kötü donmuş. Yani artık siyahlaşmış durumda. Sanırım bir 10 gün, 15 gün daha tedavileri devam edecek gibi duruyor. Ama işte biz tabii Baro Göç ve İltica Komisyonu olarak hani süreçle ilgili bir bilgilendirme yaptık. Tabii işlerinden sadece bir tanesi İngilizce biliyor biraz az düzeyde. Ağırlıklı Urduca konuşuyorlar. Urduca konuşan biri olmadığı için çok ciddi, sağlıklı bir çeviri yapamadık. İsimsel dönem itibariyle yani bu tür vakalar oldukça fazla Van'da. Tabii bu baharla birlikte yani bu sayıların çok artacağından endişe ediyoruz açıkçası yani. Geçen yıl 26 tane ceset bulundu bu şekilde. Hatta biz baromuzun bu konuda bir detaylı raporu da yayınlanmıştı geçtiğimiz Haziran ayında, Dünya Mülteciler Günü'nde. Yani bu sene de bu durum artabilir yani. İnsan Hakları Derneği Van Şube Başkanı Murat Melet ise iddialara ilişkin köy muhtarı ve bölgede bulunan jandarma komutanı ile görüştüklerini ve onlara da aynı yönde ihbarların gittiğini söylüyor. Yani şimdi zaten aileler bize ulaştı. Bu Kobanili aile. Kendileri Diyarbakır'da yaşıyor. Ailenin bir kısmı Suriye'de, Kobani'de yaşıyor. Doğal olarak bir iletişim hali içindelerdi.
Şimdi Türkiye sınırını geçmeye çalışırken Türkiye İran arasında saldırandı. Daha sonra haber alınamıyor ve oradaki kaçakçıları, tabii onları getiren kişi de böyle bir şey söyler. Yani orada kaldıkları, tabii bu yaşamlarını yitirip yitirmediklerine dair çok net bir bilgi yok da. Yani tahmin edilen aradan çünkü bayağı bir zaman geçmiş. Günlerce korkmuşlar, saklamışlar, anlatamamışlar. En son bize ulaştılar. Yani aradan geçen zaman değerlendirildiğinde ya da Van'daki hava koşulları bu insanların durma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gerçekliği ortada. Tabii biz bugün köy muhtarı ve buradaki karakolunda bazı görüşmelerimiz oldu. Karakol muhtarıyla. Yapılan görüşmelerde aslında böyle bir iddianın onları da bilindiği. Böyle bir ihbarın onları da yapıldığını. Fakat hava koşullarından dolayı çok teyit edemediklerini bize dile getirdiler. Biz de yani zaten İHA'da olarak bir heyet şeklinde hem vali, oradaki kaymakamı ve karakolu köyü ziyaret edeceğiz. Olay yerine gitmeye çalışacağız ama yoğun bir hava şeyi var, olumsuz bir hava gerçekliği var Van'da. Halen de kar yağıyor. Şimdi bunları göz önünde bulacağız. Yarınki hasta gidip gitmememizi, tabii valiyle belki görüşebileceğiz. Fakat diğer görüşmeleri, köye gidip gitmeyeceğimizi biraz hava koşulları belirleyecek. Onu belirteyim. Tabii elimizde bazı bilgiler var, yok değil. Mesela bu bilgiler basına satınca paylaştığımız bilgiler, yani 13 kişinin olduğu, 3 kişinin Kobanili olduğu, 10 kişinin Afgan olduğu. Tabii yeni yeni bazı bilgiler arıyoruz ama bu bilgileri çok paylaşmak istemiyoruz. Çünkü çok gerçekliğine dair elimizde son bilgi yok. Fakat elimizdeki son diğer bilgiler, işte köy muhtarıyla yaptığımız görüşmelerde 195. hudut taşına yakın bir yerde bu durumun gerçekleştiği. Hudut taşları numaralıdır. Yani taşlar dikenler bile numaralı olur. Ona yakın bir yerde olduğunu. Aslında köy muhtarı da bundan haberdar oldu ama çok netleştiremedi. Bir diğer şey de yani jandarma karakolu zaten bunu dile getirdi. Fakat bunların hepsinden daha önemli bir şey insanların sınırlarda yaşamlarını yitirmeleri bu şekilde. Gerek hava koşulları, gerek aşırı güvenlik önlemlerinden dolayı insanların bir ülkeden başka bir ülkeye geçememesi, sınırlar olması ve bu sınırlarda kaybolan umutla birlikte kaybolan yaşam gerçekliği var. Burada aslında Türkiye'nin gerçekten bir mülteci politikasının olmaması ve mültecilere dönük bir hukukun oluşmaması, burada insanlara çok değerin verilmemesi, yani günlerdir bu insanlar o sınırda canlı mı ya da yaşamlarını yitirdi mi halen kimseye doğru düzgün bilgisi olmaması. Bu da ayrıca insanı rahatsız eden, gerçekten vicdanen insanı rahatsız eden bir durum. Tabii buna karşı da yine yeterince duyarlılığın oluşmaması, halen sadece işte hava koşullarının öne sürülmesi, yeterli çalışmanın yapılmaması, harekete geçirmemesi insanı üzüyor ve tabii düşündürüyor. Bu yönlü hasta şöyle bir çağrımız var, kamuoyun biraz daha duyarlı olması. Çünkü hiçbir insan gerçekten kendi ülkesinden, kendi vatanından isteyerek, bilerek çok keyifle ayrılmıyor. Bunun sebepleri, birçok sebebi var ama en önemli sebebinin özellikle son yıllarda yürütülen savaşın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yani hem savaşların durdurulması, hem Türkiye, İran ve dünyada mülteci haklarına dönük yeni politikaların, yeni uygulamaların devreye girmesi, bunlar hepsi bizim insani olarak taleplerimizdir. Bu yönde de hem basını hem kamuoyunu hem tüm duyarlı insanları duyarlılığa davet ediyoruz. Aynı zamanda da İran ve Türkiye devleti bu ortada olan iddiayı ve bu gerçekliği bir an önce aydınlatmalıdırlar. İnsanların canlı ya da cansız nedeniyle uğraşılmalıdır. Aslında buna benzer birçok olayı hadiseyi dile getirmiştik. Hatta geçen sene daha vahim bir durumla karşılaştık. Geçen sene kışın aldığımız bazı haberlerin sonuçlarını Aralık, Ocak, Şubat itibariyle aldığımız kış aylarıyla kış mevsimiyle itibar aldığımız haberleri biz daha sonra Nisan ve Mayıs'ta gerçekliğiyle karşılaştık. Karlar eridiğinde cenazeler ortaya çıktığında, bedenler ortaya çıktığında, insan bedenleri ortaya çıktığında aslında asıl gerçeklikle o dönem karşılaştık. Yani insanlar kışın gelmişlerdi, bir şekilde sınırı geçememişlerdi, yaşamlarını yitirmişlerdi. Daha sonra karlar erdiğinde insanların bedenleri içeriye ortaya çıktı. Şu an kar örtüyor her şeyi. Yani bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz şey bu aslında. Sınırlar şu an dondu ve kar örtüyor her şeyi.
Bahar'la birlikte her şey açığa çıkacak. Ama biz Bahar'ı beklemeden burada çağrı yapıyoruz yani. Geçen sene tekrarlanan durumun aynısı bu sene tekrarlanması. Ruşen, Van'daki son duruma ilişkin sen neler söylemek istersin? Van Valiliği, resmi kurumlar bu faciaya ilişkin neler söylüyor? Daha önce de böyle durumlar yaşanmıştı. İstersen Van'a ilişkin son bilgileri senden alalım. Evet Rabia, teşekkür ederim. Öncelikle 4 Şubat günü başlayan ve hala yankısı devam eden o elim kazanın detaylarını hızlıca bir toparlayayım isterseniz. Bilindiği üzere 4 Şubat günü ajanslara son dakika bilgisi olarak Van'ın Bahçeseri ilçesinde çığ düştü haberi geldi. Valilik ilk olarak bir kepçe operatörüyle yolcu minibüsünün çığ altında kaldığını duyurdu. Gece yarısına doğru netleşen bilgilere göre ilk olarak kepçe operatörünün kendi imkanlarıyla sağ salim kurtulduğunu öğrendik. Ardından yolcu minibüsünün içerisinde bulunan 14 kişiden 5'inin maalesef hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise kurtarıldığı bilgisini teyit ettik. Geriye kalan 2 yurttaşın ise o sırada araçtan indiği ve düşen çığ ile birlikte kaybolduğunu yine hep beraber öğrendik. Ertesi gün 2 kişinin kurtarılması için başlatılan çalışmalarda bu kez aynı bölgeye bir çığ daha düştü ve 41 yurttaşımız hayatını kaybetti. 75 yurttaş ise yaralandı. Ve en az bir yurttaşın daha çığ altında olduğu biliniyor. Bölgede etkisini sürdüren yoğun tipi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına 2 gündür ara verilmiş durumda. Tüm bunların yanı sıra Van'da etkisini sürdüren soğuk hava, kar ve tipi hayatı tüm yönleriyle olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mesela bugün Van'ın merkez ilçeleri dahil olmak üzere neredeyse tüm köylerinde 10 saate varan elektrik kesintileri yaşandı. Ayrıca yine bugün Van Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi. Bu olumsuzluklar devam ederken bugün bir haberle daha sarsıldık. Van'ın sınır ilçesi Çaldıran'dan Türkiye'ye geçmek isteyen 13 mültecinin sınırı geçtiği esnada donarak hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Van Valiliği İran sınırında 13 göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Hava şartları normale dönünce konu araştırılacak dedi. Fakat İHA'da Van Şubesi hayatını kaybedenlerin 10'unun Afgan, 3'ünün ise Kobani'li olduğunu açıkladı bile. Hala 13 insanın hayatını kaybettiği söylenen bölgeye ulaşılabilmiş değil. Bu yaşanan mülteci kaybı Van'da da ilk değil. Daha önce de yine sınır ilçesi olan Başkale'de bu kez karların erimesiyle mültecinin 5 mültecinin daha cesedine ulaşılmıştı. Yine 26 Aralık 2019 günü Bitlis'in Adilcavaz ilçesinde mültecileri taşıyan teknenin Van Gölü'nde kıyıya yanaşırken alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ancak kurtarıldı. Hala bu gece bile Van otogarında konaklayan Afgan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu yüzlerce mülteci var. Yani sonuç olarak Van coğrafik olarak mültecilerin geçiş güzergahı ve her yıl onlarca insan hayatını kaybediyor ve maalesef buna karşı bir önlem alındığını söylememde güç olur açıkçası. Nitekim yine kontrol noktasına yakalanmamak için Van Gölü'nü kullanan 49 göçmen, kendilerini taşıyan teknenin tipi nedeniyle ilerleyememesi sonucu Van'ın Gevaş ilçesinde mahsur kaldı. Sığınacak bir yer bulamayan göçmenler, ölmemek adına kendilerini güvenlik güçlerine ihbar etti. Kaçakçılar tarafından Gevaş'ın İnköy'ü bölgesinde bulunan yarım adaya bırakılan göçmenler, 5 saatlik bir çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı. Fersude Podcast programının sonuna geldik. Rabia Çetin ben, Teknik Masada Oğuz Bakır ve gazeteci Ruşen Takva ile Van'da yaşanan son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Gazete Fersude'nin podcastlerine Spotify, YouTube ve Anchor üzerinden ulaşabilirsiniz.